hoş geldiniz. Merhaba. Aa, çok güzel sana. Ben Zeynep Özbudak. Mimarlık okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul Hayvansaray'da okuyorum. Bugün çok düşündüm ne anlatsam diye böyle. Sonra dedim ki disiplinler arasılıkla ilgili bir şey olsun. Yani bu bağlamda bir şeyler anlatayım. Çünkü şunu fark ettim. Mesela buraya birisi konuşma için geliyor ya da öğrenci sunumları oluyor. Buradaki konuşmacı bizden birinin branşı hakkında bir şeyler anlattığında biz olaya kendimizi daha çok kaptırıyoruz ve daha çok dinleyesimiz geliyor. O yüzden dedim ki disiplinler arası mimarlıktan bahsedersem hem kendi meramımı anlatmış olurum hem de sizi işin içine katmış olurum. Herkes kendinden bir şeyler bulur diye düşündüm. Dolayısıyla disiplinler arası mimarlık oldu konuşmanın adı ve kesişim kümesinde yapmak diye bir alt başlığım var. Neden yapmak? Yani mimarlık dedik yukarıda, aşağıda yapmak diyoruz. Çünkü mimarlık sadece bir yapı tasarımı ya da işte üniversiteye gidip bölümünü okuyacağınız bir şey anlamına gelmiyor. Çok daha başka bir şey. Yapmaya dair, inşa etmeye, yani böyle insani bir üretime dair. Bugün size bir günün menüsü getirdim. Bu günün menüsü bir anlatım metodu olarak bugün kullanacağım biçim. Lisedeyken İngilizce hocamız vardı, Mrs. Salkaya. Mrs. Salkaya her dersini günün menüsüyle başlatırdı. Ve günün menüsünde bulunan şeyleri o dersin sonunda öğreneceğiniz şeyler olarak bilirdiniz. Ona göre dinlerdiniz dersi, ilgi çekmiyorsa. Ki genelde de ilgi çekici şeyler olurdu. Bunun daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum böyle anlatmanın. Yıllar sonra da o dersleri hatırladım, fark ettim. Yani bu menüyle anlatıldığında. Benim günün menüsünde, benim getirdiğim menüde bugün bir kelimeden bahsedeceğiz. Bir deyimden bahsedeceğiz. Bir kitap. Bir de şimdi disiplinler arası mimarlık dedik ama hangi disiplinler arası mimarlık yani? Bu disiplinler neler? Onlara bakacağız. Bir de sonunda bir dilekle günümüzü kapatacağız bugün için. Bir kelimemiz var. Architect, hepimiz biliyoruz mimarlığın İngilizce'deki karşılığı. Fakat bunun geldiği kökene baktığımızda etimolojik olarak archi, şef, başı yani. Tekton'da teknik, yapı, ayakta tutmak bunlara dair. Bu iki Yunanca kelimenin birleşimi architekton yani architect Latin dillerindeki karşılığıyla oluyor. Bizde mimarlık, mimar, imar eden kişi, inşa eden kişi. Çok mimarlıkta yok ama arkitekte bu disiplinler arası altyapıyı görebiliyoruz. Yani farklı teknikleri bir araya getirmekle ilgili bir okuma yapmak mümkün oluyor etimolojik olarak baktığımızda. Bir deyim var, Jack of all trades. Neden İngilizce bir deyim var, işte Türkçe bir deyim yok? Çünkü arada bir fark var. Jack of all trades bizdeki karşılığı 10 parmağında 10 marifet olabilir. Ama araları yani onların ayrıştığı nokta yani Jack of all trades ile işte 10 parmağında 10 marifet şurada ayrışıyor. O da Jack of all trades bir dönüşüm yaşıyor. Bir ekleme alıyor. Devamına but master of none diyoruz. Yani 10 parmağında 10 marifet ama bir tanesini düzgün. En iyisi ol. Yani bir tanesinde en iyisini yap. Bizdeki 10 parmağında 10 marifet böyle bir dönüşüme uğramıyor. Yani hala biz bunu olumlu bir çağrışımla kullanıyoruz. Sonunda bu deyime geri döneceğiz bu arada. O yüzden aklınıza tutun. Mimarlık üzerine 10 kitap, Vitruvius adlı Romalı mimarın yazdığı bir kitap. Aslında biz böyle düşünsel şeyleri, mimarlık üzerine düşünmeyi daha çok Yunan medeniyetinde görürüz. Ama şaşırtıcıdır ki Roma'dan çıkmıştır mimarlık üzerine ilk yazılan kitap. Üç temel unsurdan bahseder mimarlık hakkında. Mimarlığın üç temel unsur sağlaması gerektiğini söyler. Ama bu mimarlık üzerine anlattığı şeylerden çok kitap daha çok şeyle bilinir. Mimarın sahip olması gereken vasıflar. Bunlardan bahseder. İşte der ki mimar şöyle okumuş olmalıdır. İşte mimar şundan anlamalıdır, sanattan anlamalıdır. İşte oymacılıktan, malzemeden anlamalıdır. Ve bir de yetmiyormuş gibi, hani bu kadar kendi branşla ilgili şeyler bilmek yetmiyormuş gibi, bir de işte hitabeti düzgün olmalıdır, hoş sohbet olmalıdır falan bunları da ekler. Aslında biz buradan şu anlama da çıkıyoruz. Çok derdi kendinden sonraki işte mimar adaylarına, mimarlara örnek olmak değil de daha çok kendisini
müşterisi olacak, finansman olacak kişiye iyi bir şekilde aktarması ile ilgili değerlendiriyoruz bu kitabı. Bu bağlamda okuyoruz. Peki hangi disiplinler arası? Yani disiplinler arası mimarlık ama hangileri? Ben bunları üç temel başlıkta değerlendireceğim. Bunun alt başlıkları bu arada benim aklıma geldiği için yazdıklarım. Tabii ki bunlar sonsuz böyle arttırılabilir. Sanat, sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak üçe ayırdım ben. Bugün bunlarla mimarlık nasıl çalışıyor, nasıl paralellikleri var, bunlara bakacağız biraz. Örnekler üzerinden bu arada. Sanatla mimarlık, evet yani mimarlık sanat içeriyor. Onunla hemfikiriz. İşte az buçuk, ya yani şöyle işte az olur, çok olur. Belki oturduğumuz apartman dairesinde pek yok ama başka yapılarda var falan. Ama bir şekilde içeriyor. Yine de mimarlığın kendisinin sanat olup olmadığı hakkında hala muallakta yani fikirler. Kimse bir hemfikir olmuş değil bunun hakkında. Ama sanatın bir mimarlık eylemi olduğunu söylemek daha rahat. Çünkü mimarlık eylemi dediğimizde bunun içine yapmayı yani imar etmeyi, başta o etimolojik olarak bahsettiğimiz şeyi görüyoruz. O yüzden sanat bir mimarlık eylemi evet olabilir yani. Bu da Sydney Opera binası yapısı. Mesela fotoğrafla nasıl bir ilişkisi olduğundan başlayalım. Bu fotoğrafta fotoğrafçılıkla ilgilenen var mı bu arada? Bayağı Büşra tanıyorum sizi. Çok güzel. Yani mesela fotoğrafta görüyoruz ki böyle bir geometrik bölümler, geometrik kontrastlar değil mi Büşra? Belki söyleyebilirsin, ekleyebileceğim bir şey varsa. Ya da işte sizlerin. İşte bir tür ışık oyunu. Bu arada bu fotoğrafın nerede çekildiğini de söyleyelim. Pantheon adlı bir yapı var. Pantheon şu an bir kilise. Başta böyle bir tapınak. Zaten Pantheon tanrıların, yani tek tanrı böyle birleşmiş, tanrıların birleşmiş hali gibi bir anlamı var kelime anlamı olarak da. Bu da onun kubbesinin ortasındaki okulüs denen bir çatı penceresinden gelen bir ışık. Yani çünkü biz kiliselerde, şapellerde şunu görüyoruz ki aslında birçok dini yapıda bunu görüyoruz ki Tanrı'yı ışıkla özdeşleştiriyoruz. Tanrı ışıktadır gibi, yaratıcı bir güç gibi algılıyoruz onu. Dolayısıyla böyle bir ışık hüzmesiyle bize böyle fotoğraf vermiş bunu çeken kişi. Ya da işte şu sütunun düşeyde yarattığı güçle şu yatay bağlamlar ve arkasındaki şu atmosferle bir kontrast yaratıyor yine. Ya da şurada böyle dev bir ölçek farklılığı görüyoruz. Arkada bir doğal yapı görüyoruz ama önde bu kadar inşaat yani tam anlamıyla inşaat eylemi görüyoruz. Oran farklılıkları yani şu insanın ölçeğiyle şu arkadaki ağacın ölçeğinin ne kadar zıt olduğunu böyle perspektif bilgilerini falan da ediniyoruz. Hiç şaşırtıcı değil ki az önce gördüğünüz üç fotoğrafı çeken kişi aynı zamanda bu şapeli yapan Le Corbusier. Le Corbusier'in kendisi bir yani kendisi bir Hristiyan değil ama bu şapelde Hristiyanlığın esasları işte bu Tanrı'ya yönelme ya da ibadet mekanlarında genel olarak gördüğümüz bir takım unsurları kullanıyor. Yani nasıl bir şaşırtmacı olmayabilir? Yani az önceki fotoğrafla bu nasıl benzeşebilir diye bakınca da şunu görüyoruz ki şu mesela çatıda böyle bir eğim var tatlı tatlı böyle yükselen. Ama onu taşıyan da böyle kocaman bir hacim var. Yani mesela şuradaki kontrastla bunlar hiç birbirinden uzak şeyler değil. Zaten bu yapının çizimlerinde yani teknik çizimlerinde de benzer üslubu görebiliyoruz. Ya da işte resme geldiğimizde renkleri bu kadar bloklar halinde algılayan bir mimar görüyoruz. İşte hiç yani renk geçişleri hiç mesela bunu görüp bu Leonardo da Vinci tablosudur demiyoruz değil mi? Çünkü bir üslubu var. Bir algılayış ve aktarış biçimi var. O işte bu tablosunda da yine aynı. Zaten onun üslubu. Ve bu ressam aynı zamanda da bunları yapıyor. Yine bloklar halinde algılıyor. Yine renk geçişlerinde keskin. Şu aralardaki kontürlerine kadar, elim titriyor gösteremiyorum ama aralardaki kontürlerine kadar burayla benzeşiyor. Yani buradan beslendiği ya da oranın burayı beslediği çok aşikar. Ya da işte pandemin böyle bir küçük kız görüyorsunuz. Hayatınızda hiç görmediğiniz bir kız. Böyle bir küçük bir kız görüyorsunuz. Şu yaptığı el hareketinin nasıl bir hacim kapladığını mesela mimarlıkta böyle bir diyagramla ifade ediyoruz.
şu adımların şekli, şu dizin kırılma açısı, bu elin kapladığı hacim, şu kol hareketin kapladığı hacim, hepsini şundan şuna aktarabiliyoruz. Yani dolayısıyla pandomim, işte hepimizin bildiği şu duvar hareketi var. Ondan çok daha başka bir şey aslında. Atlamadık değil mi? Evet. Sosyal bilimlerle nasıl çalışıyor? Şimdi sanat bir kenarda dursun. Sosyal bilimlerle, şimdi sadece mimarlık görsel estetik bir kaygı değil. Yani bundan ibaret olamaz. İçeriyor ama farklı şeylerle beraber çalışıyor. Mesela bir mekan yaratma eylemi bağlamında, işte belki bir psikoloji mekanı, belki bir deneyim mekanı oluyor. Zaten mimarın işi tek olandan topluluk olana kadar kapsayıcı bir alan yaratmak, bir mekan yaratmak. Mesela psikolojide nasıl olabilir, yani psikolojiyle mimarlığın ilişkisi? Ona baktığımızda işte hacim tasarımı onun kullanıcısıyla yeşerir. Bu madde gözümüze çarpıyor. Ya çünkü içindeki kullanıcı oraya dahil değilse o mekanı yapmanızın çok da bir anlamı yok. Yani eğer orada bulunmamakla ilgili bir derdiniz, yani böyle bir manifesto anlatma derdiniz yoksa, içindekiyle beraber var olan bir şey mimarlık. Mesela bunun içinde yetimler var. Bu bir yetimhane. Olde Van Eyck'in Amsterdam'daki bir yetimhane projesi. Bu projeye baktığınızda, yani şey de yapabilirdi, daha ucuz, daha kolay yapması, bir apartmanı yetimhaneye de çevirebilirlerdi. Yapmamışlar, böyle yapmışlar. İşte buradan gelenle şuradan gelen burada kesişsin, selamlaşsın, bir mahalle ortamı oluşsun, bir sokak ortamı oluşsun. Çünkü bu çocukların buna ihtiyacı var. Onun farkında. Ya da işte ne bileyim, yemek alanlarıyla oyun alanlarını kesiştiren bir planı var. Yine Van Eyck'e ait başka bir proje. Pedagojiden ne kadar etkilendiğini, onu dönüştürdüğünü görüyoruz. İşte yani siz mesela böyle bir yerde mi kovalamacı oynamak istersiniz, yoksa evin koridorunda mı? Burası daha eğlenceli. Yani bir sonra şuradan döndüğünüzde bunun arkasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin merak duygunuzu kamçılayan bir tarafı var. Yani planında da böyle görüyoruz. Aynı zamanda burası zaman zaman sergi salonu olarak da kullanılıyor. Böyle bir maketi var. Ya da işte yine psikoloji bilmeniz gerekiyor ki klostrofobinin insan üzerindeki etkisinin tam tersi nasıl olur? Yani şu kocaman mekanda, şu kocaman girişte, zaten adı Grand Egg. Yani şu kocaman yükseklikte, tepenizde, bu kadar uzaktaki bir çatının altında kendinizi nasıl ezilmiş, nasıl küçük hissedeceğinizi bilen mimar bunu buraya yapmak için bu kadar para harcıyor, emek harcıyor, bir sürü yatırım yapıyor. Sonra geliyor altına, şöyle bir çadır koyuyor. Bir üst örtü, çadır demekten ziyade bir üst örtü koyuyor. Çünkü buradaki insanın bir daha buradan geçmek istememe ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü burada çok kötü hissedebilirsiniz. Şu mesafede yani. Ya da bir tuvalet, yani umumi bir tuvalet. Bu tek taraflı bir ayna tuvalet. Normalde bunu yapan bu Monika Hanım bir mimar değil, bir sanatçı. Resimleri var, enstalasyonları var. Kendisi böyle bir enstalasyon olarak bunu koyuyor. İşte umumi tuvalet, geçerken dışarıdan hiçbir şey görmüyorsunuz ama içeriden herkesi görüyorsunuz. Yani. Şimdi insan bakınca utanıyor. Yani hiçbir şey demek istemiyorum. Görüyorsunuz yani. Politika. Politikada bu Roma'ya ait bir fotoğraf. Roma İmparatorluk Forumu'na ait bir fotoğraf diyorum, pardon. İllüstrasyon, görsel bir materyal. Ve burada işte şey görüyorsunuz, yani Roma kentinin bir aks üzerine kurulduğunu, hep ileriye bakmanın, hep böyle dik durmanın ve işte o gücün, o iktidarın, o paranın, ekonomik de aynı zamanda o paranın her türlü karşılığını burada görüyorsunuz. Yani şuradan yürüyen bir kişi bu Roma vatandaşını düşün, yani buradan geçerken ya işte neler yaptık, biz yaptık yani, kocaman bir şehir kurduk. Yani büyük paralar ve biz bu dünyanın aslında hakimiyiz, olabiliriz ya da değilsek de. Yani dolayısıyla bu Türkiye'de de böyle, yani işte neden devasa gökdelenler yapıyoruz? Çünkü paramız var. Bunu söylemek için. Paramız var, güçlüyüz. Bunun üzerine kurulan bir dünya.
Zaten ortamda mesajın kendisi, yani bu ortamı böyle yaratmak size bir mesaj veriyor. O mesajı alıyorsunuz. İşte Hitler böyle bir Prora Otel projesi yapıyor. Tabii sonra İkinci Dünya Savaşı çıkınca, patlak verince buradaki inşaattaki herkes füze yapmaya geçiyor. Yani şurada kendilerine, bu arada bu baştan anlatayım, şöyle söyleyelim. Adolf Hitler burayı işçilerin belli dönemlerde tatillerini yapmaları için tasarlıyor. Yani 20 bin kişilik dev bir yer. Yani dünyanın en büyük oteli. Şu anda böyle lüks bir işletme. Ama o zaman inşaatı tamamlanmıyor. 70 küsur yıl boş kalıyor hatta. İşte şöyle tam bu 4,5-5 kilometre bu arada şurası. Tam ortasına 2000 kişilik dev bir toplantı salonu koyuyor. Çünkü burada böyle gelip de şey demiyorsunuz. Ne kadar güzel tatil yapıyoruz falan demiyorsunuz. Saatli kalkıyorsunuz. Anonslar yapılıyor. Saatli yemek yiyorsunuz. Herkesle beraber denize giriyorsunuz. Herkesle beraber denizden çıkıyorsunuz. Her şeyi nasıl yapacağınız sizin değil, başkalarının karar verdiği ve size bunu yaşamak için şöyle küçük bir mekan sundu. Bir proje. Zaten yani işte politik bir eylem olduğunu, mimarlığın politikadan beslendiğini, Hitler'in birçok şeyi aslında baş mimarına yaptırdığını bildiğinizde anlıyorsunuz. İşte politik bir eylem, politikadan besleniyor çünkü işte soykırım anıtı. Peter Eisenman'ın Berlin'deki soykırım anıtı. Yani biz olsak ya, Berlin göbeğinde böyle dev bir alanı, hiç içinde hiçbir şey olmayan, yani mezar da değiller yani, anıtlar sadece, içinde hiçbir şey olmayan ama bu kadar anlam yüklü bir mekan olarak kullanılıyor, değerlendiriyorlar. İşte ben gidip görmedim ama anlatanlardan aktarıyorum. Buraya girdiğinizde şu başta her şey çok normal. Her şey, günlük hayatınızda böyle etrafı görebiliyorsunuz, şehri görebiliyorsunuz. Buradan ilerledikçe yanınızdaki kişiyi bile kaybediyorsunuz. Ve bulamıyorsunuz, yani her yer aynı da olduğu için. Böyle ciddi o insana o korkuyu yaşatmayı işte görüyorsunuz. Belki politikadan da öte, belki psikolojiyle ilişkilendireceğimiz bir şey bile olabilir. Yani o deneyimi yaşatma işi. Burada da yine projelerini görüyoruz. Ne kadar derinleşebildiğini, bu yüksekliklerin farklılaştığını görebiliyoruz, okuyabiliyoruz buradan. Ya da işte Reichstag, Alman parlamentoluğu. Yapıldıktan sonra, bir süre sonra kullanılmıyor Mezalmayız tarafından. Farklı işte yangın sebepleriyle. Sonrasında Norman Foster restorasyonlarıyla meşhur bir mimardır. Kendisi buraya böyle bir cam döşüyor cepheye. Üstüne de böyle bir cam kubbe yapıyor. Cam kubbeden direkt parlamentonun işte meclis toplantı odasına gökten ışık alıyor. Tanıdık geldi mi şeyle? Şapelle, Le Corbusier'in. Ya da işte giriyorsunuz. Şu burası üst tarafı, burada müze olarak gezebiliyorsunuz. Şöyle görünüyor. Böyle insanlar çıkıyor bu kubbenin içinde. Bu ortadan, varsa eğer içeride bir meclis toplantısı, orayı görebiliyorsunuz direkt olarak. Yani şunu görüp de şey diyemezsiniz. Ya buna gizli saklı iş çeviriyor. Hayır, her şeyi ortada yapıyoruz. Sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız. İşte vatandaşımızla iç içeyiz demenin bir biçimi. Dolayısıyla politikadan evet besleniyor mimarlık. Ya da yani ille de böyle direkt siyasetle ilişkili olmasına gerek yok. Yani şuraya kendi baraka, neredeyse kendi barakasının üstündeki çatıya şunları koymak bile, pet şişelerin içinde bitki yetiştirmek bile bir politik eylem olabilir. Greta'yı biliyorsunuz değil mi? Bu okulu asıp, yani çok deli şeyler yapıyorlar. O bir politik duruş mesela. Yani ille de bir partiyle ilişkili olmasına gerek yok. Bu da bir şeyin, AVM'nin teras bahçesi. Bunun alt katı yemek court, yani şey food court, işte yemek alanı. Oradaki atıklar kompost edilip üstte burada gübre olarak kullanılıyor ve böyle bir şey elde ediyorlar. Bir üretim alanı, devasa tabii. İşte tarih bilmeniz gerekiyor sosyal bilimlerden. Şimdi bunun tarihle ne alakası var? İşte alakası yok, zaten oradan besleniyor. Ya şunu yaparsa buraya, bunun değerini, işte şu Paris'in bu antik böyle tarihsel dokusunu nasıl bozacağını biliyor. Ve Renzo Piano ile Richard Rogers buraya böyle, hatta bu bina şey derler, bağırsakları dışarı çıkmış. Şu cephedeki borular, tüm havalandırma, her şeyi görüyorsunuz.
Yani tamamen bütün strüktürel dediğimiz işte binanın iskeletini okumanız için her şeyi dışarı taşımıştır. Böyle görebiliyorsunuz. İşte şöyle fotoğrafları var. Felsefe edebiyattan beslenir bir takım şehir tahayyülleri hakkında. Ya da işte coğrafya bilmeniz gerekiyor ki bu çölde survive edin. Yani şu sıcak havanın yükseldiği bilgisi nerede? Evet, sıcak havanın yükselerek çıktığı bilgisi bile sizin için çok hayati. Ya da işte biraz da Türkiye'den bir örnek verelim. Değerli mimarımız Emre Arolat'ın Eyüp'teki belediye binası, belediye nikah salonu projesi. Yani şey diyebilirdi bu arada burası. görmüyor olabilirsiniz. Biraz basık kalıyor. Ya mesela şu ana yoldan geçerken burayı fark etmezsiniz. Yani orada olduğunu bilmiyorsanız geçerken görmezsiniz bile. Çünkü öyle istemiştir mimar. Yani diyebilirdi ben yani burada arkada zaten bir sürü çirkin ev var. Haliç'in kıyısındayım. Yapayım şöyle güzel yüksek bir şey. Dememiş ama. Yani dememesinde bir sebebi var. Çünkü buradaki suya saygı duyuyor. Yani o coğrafyayı biliyor. Böyle iki kot arasına, şu kotla bu kot arasına alınmış bir yapı. İşte ekonomik bir eylem. Neden ekonomik? Yani şu evet tabii ki bu kocaman bir yapı olduğu için para harcanmıştır evet ama üstünde tamamen titanyum kaplı ve titanyum ciddi maliyetli bir malzeme. Yani bu projenin yapıldıktan sonra bir süre bekletilme sebebi. Çünkü işte Frank Gehry diyor ki işte bir sürü ekonomiste haber salıyor diyor ki titanyumun işte şu fiyatın altına indiği gün bana haber verin. Titanyumları satın alıyoruz. Yani ve bu projenin kaderini belirleyen bir şey. Zaten üstüne başka bir şey kaplasanız bu kadar ihtişamlı, bu kadar güzel olur mu? Onu da bilemiyoruz. Bilbao'da normalde bu Frank Gehry'nin Guggenheim Müzesi'ni yapmadan önce bizde mesela ne var? Gül suyu, gülen su, işte Tarlabaşı, başka böyle Bağcılar falan diyebileceğimiz böyle insanların korkutulduğu, işte oraya girme aman falan denilen Bilbao'da öyle bir şehir olarak biliniyor ve bu müzenin yapılmasıyla her yıl binlerce, milyonlarca dolar para kazanıyor. Şehir yani, ülke. İşte coğrafya bilmeli çünkü ya ikisi de Yunan kenti, antik Yunan kenti. Biri coğrafi izleri, şu izoips eğrilerine uymaya çalışmış, biri onu tanımamış. Yani şurada bir eğri var ama o hayır, o böyle yapıyor. Düşey, yani gridel sistemini kuruyor. Bu da bir tercih. İşte fen bilimleriyle beraber çalışıyor. Bu yine Le Corbusier'in. Tabii Le Corbusier'in fen bilimleri kısmında olması şaşırtıcı da değil. Çünkü kendisi normalde bir mimar değil, inşaat mühendisi. Ama hep mimar işiyle bilinir, yani öyle söyleyeyim. Bu da onun strüktürel önerilerine alternatif olarak verdiği bir projesi. İşte fizik bilmeli çünkü nasıl taşıyacaksınız? Matematik bilmeli çünkü işte Frank Lloyd Wright'ın bir Guggenheim Müzesi var. Başka bir Guggenheim Müzesi New York'ta. Onun bir sergi salonunu böyle dönerek yukarı çıkarken izliyorsunuz. Tüm sergiyi gezerek yani gezerken çıktığınızı fark etmiyorsunuz. Öyle bir projesi. Tabii ki burası bir matematiksel hesaplama gerektiriyor. Yani kaçınılmaz. Böyle görünüyor dışarıdan. İşte yine matematik bilmelisiniz. Şu mesela sütunlarla insanın belli oranları olduğu işte başı kadar sütun başlığı olsun, işte ayağı kadar şurası olsun falan. İşte tıp bilmeli yine Le Corbusier bırakmadı. İşte tıp bir yani kendisi de onunla aynı boyda değil ama bir derdi var. Yani bu modülü üretirken işte bütün yapıtlarını bu o modül üzerinden yapmaya çalışıyor. İşte Claude Parent diye bir mimar var. Tıpla ilişkili çalışması gerekiyor. Çünkü işte mekan sürekli olmasın, eğimli olsun, şaşırtmacalı olsun diye böyle farklı kesitler kullanıyor. Bunlar için insan ergonomisini, anatomisini bilmek gerekiyor. Ya da işte teker sandalye için bir yer yapıyorsanız malzeme bilmeniz gerekiyor. Çünkü işte bu Fortuna Tapınağı'nda şurası farklı bir çimento ile yapılıyor. Bunun bu hali alması, bu bağlamda olması rastlantı değil. Çünkü malzemeyle alakalı yine işte bir kemer geçmeyi demirle, çelikle de yapabilirsiniz, ahşapla da yapabilirsiniz. İkisi farklı durumlar doğurur, farklı hisler uyandırır. Yapımı da farklıdır ama malzemeyle direkt ilişkilidir. Malzemeyi kullanan program işte bu tren garları.
İngiltere'deki. Zaten endüstri devrim sonrası trenler geniş olduğu için o trenlere uygun bir de gar yapmak gerekiyor. Üstünü de kapatmak gerekiyor. İnsanlar hep yağmurda durmuyor. Büyük şehirlerde işte yapılan tren garlarında şu kocaman açıklıkları geçmek için o malzemeyi bilmek gerekiyor. Çeliğin kullanımı ile ilgili. Bir dilek kısmına gelelim. Zaten çok konuştum. Her yapma eylemi farklı disiplinlerden beslenir. Fakat işte bunun farkına varmak, yani disiplinler arası çalışmanın öneminin farkına varmak bize kendi disiplinimize yaklaşımımızda bir yeni açı sunuyor. Farklı bir pencereden bakmanızı sağlıyor. Dolayısıyla işte en başta söylediğimiz deyime geldik. Jack of all trades but master of none. Evet, yani böyle kullanılmış olabilir ama biz bunu dönüştürebiliriz. Yani bu da bizim elimizde. O da Jack of all trades and master of one. Birinde biz usta olabiliriz. Ve architect, yani tekniklerin başı biz olabiliriz. Kendi tekniklerimizin kendi başımıza başı olarak. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Sorular almak çok isterim ya da kendi branşınızla ilgili ya biz de aslında şu disiplinle beraber çalışıyoruz dediğiniz herhangi bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Göremedim. Evet, yok galiba. Tamam, çok teşekkürler. Var mıymış? Tabii. Merhaba, Amine Gökçen Merhaba. Mumcu. 29 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans programındayım. Bölümümde kelam, yani ilahiyat mezunuyum. Aslında soru sormayacağım. Kimse soru sormadan bitsin istemedim. Teşekkür Sosyal bölümler, sosyal bilimler kısmında din bölümü yoktu. Aslında muhtemelen gözünüzden kaçmıştır. Çünkü çok fazla şapellerden falan bahsettiniz. Eklemek istediğim nokta da şu. Özellikle hani İstanbul gezileri falan çok fazla yapıyoruz. Siz de biliyorsunuzdur muhakkak. Mimariye dinin çok farklı katkıları oluyor. Mesela Hristiyanlığın genel görüşlerinde, insanlara sunduğu şeylerde farklı bir şeyler olduğu için onların mimari yapısına da bu yansıyor. Evet. Müslümanların işte dünya görüşünde, dünyaya bakışında, işte beklentilerinde farklı şeyler olduğu için onların ibadethaneleri, camileri, mescitleri farklı Tabii oluyor. ki. Yani dinin de mimariye çok fazla yansıdığını görüyoruz. Kendi aile hayatımızla, Batı aile hayatı da mesela çok farklı. Bunu hani katkı olarak sunmak isterim. Çok Yoksa teşekkürler. muhakkak siz de biliyorsunuzdur. Evet. Onun için söylemedim Ben yani. teoloji kısmı olarak ekleyecektim bunu. Sonradan dedim ki teoloji de aslında psikolojiden, sosyolojiden besleniyor. Yani aslında onlarla beraber çalışıyor diye. Özellikle teori, pardon, teoloji diye bir kısmı eklemedim. Ama tabii ki tüm bağlamda değerlendirdiğimizde ne kadar dini bilgilerle iç içe olduğunu görüyoruz. Biri daha var galiba, bir soru daha. Evet, şu arkada. Teşekkürler öncelikle. Rica ederim, sağ olun. Alperen Gözükan, İstanbul Hukuk 3. sınıf öğrencisiyim. Ben şunu merak ettim. Biz hukukta imardan bahsettiğiniz imar kökeninden mimar. İmar aslında şenlendirme anlamına geliyor. Ama hukukta ben orduluyum, ordudan örnek vereyim. Ordunun en meşhur caddesi Fidangör Caddesi'dir. Fidangör Caddesi'nde bütün dükkan ve binalar aynı renkte, aynı düzende boyanıyor mesela. Bu biraz da imar hukukundaki yeni anlayışın işte kamu sentetiği gibi böyle bir teorinin ortaya çıkmasıyla oluşuyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz neler? Mesela son cümleniz kendi tekniklerinizle alakalı. Bu aslında her şey aynı olmasına nasıl bakıyorsunuz merak ettim. Sağ olun. Yani mimaride her şeyin aynı olmasından bahsediyoruz galiba, Tabii, doğru mu? evet. Yani mimaride her şeyin aynı olması nasıl bir anlama çıkabilir mesela? Az önce işte sunumda gördüğümüz Hitler'in Prora Oteli, hatırlıyorsunuz, upuzun her odanın aynı olduğu, tüm cephenin tek tip olduğu bir projeydi. Yani o projenin ne için yapıldığını düşünürsek zaten tek tip olmak hakkında, aynı projeyi üretmek hakkında mimarlıkta ne düşünebileceğimizi anlarız diye düşünüyorum. Biraz daha böyle baskıcı bir görüş. Yani tabii aynı renge boyamak falan çok tercih ettiğimiz şeyler de olmuyor mimarlıkta. Bilmiyorum, açıklayıcı olabildi mi? Teşekkürler. Yok başka sanırım sorumuz. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.